Yani Allah Azze ve Celle şu soruyu içimden sorduğum için ona cevap olarak söyleyeceğim. Allah Azze ve Celle önceki ayette zatına rahmetini yazdığını söyledi. Ancak bu rahmetini sizden şöyle 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 yapanlar için geçerli olmak üzere diye bir çerçeve sundu ve bu tevbe edenlerin, iyi kimselerin süreci. Halbuki bu ayette mücrimlerin yolu apaçık olsun diye diyor. Yani beklerdik ki işte ayetlerimizi böyle açıklıyoruz, tevbe edenlerin yolu belli olsun diye denseydi mesela, tam da önceki ayetteki duruma mukabil. Halbuki mücrimlerin yolu belli olsun diye dedi. Acaba buradaki, yani niye mücrimlerin yolu belli olsun diye dedi de tevbe edenlerin yolu belli olsun diye demedi derseniz, geçen ders konuştuklarım aklıma geliyor. Yani bu süreç, tevbe sürecinin hem geçmiş ümmetlerde hem de bu ümmet içerisinde Allah Azze ve Celle'nin gafur ve rahim oluşu, kulları Cenab-ı Hakk'a tutunmaya, ondan ümidi kesmemeye, günahtan sonra hemen tevbeye yönlendirmesi gereken bir ümit iken, bu tersine çevrilip mücrimler için suç işlemenin kolaylaştırıcı bir şeyine dönüştürülmesi. Ya Allah gafur rahim diyerek günah işleyen, مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ Allah Azze ve Celle'yi bu yönünü Allah Azze ve Celle'nin kendi suç işlemesine dayanak eden, zaten affeder, bağışlayacaktır, rahmetini kendisine yazmış falan. Bu sürecin bu manada sui istimalini, kötü kullanımını Cenab-ı Hak önlemek için mi acaba? İşte apaçık ediyoruz ki mücrimlerin yolu belli olsun. Şayet bu demin anlatılan çerçeve içerisinde kalmıyorsa senin günah işleme aktiviten, o zaman bilesin ki sen mücrimlerin sürecine dahil oluyorsun. Yani günah üstüne günah, günah üstüne günah, arada tövbe etme şeyi yok. Bu anlamda bir kaygı yok, endişe yok. Ama ümit, güven en üst noktada, affedecek bizi. İşlerken bile affedecek modunda. Bunu Allah Azze ve Celle'ye mecburen bir ödev olarak yıkan anlayışın, işte günah işleyenin mücrime dönüştüren bir şey. Yani günah bir şey ise cürüm, mücrim herhalde bunun daha bir olgunlaşmış, daha bir azgın versiyonu. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bence niye mücrimlerin yolu belli olsun dedi. Çünkü mücrimler Allah Azze ve Celle'nin zatına rahmetini yazdığı muştusunu tersinden okuyan kimseler. Allah Azze ve Celle de onlara bu fırsatı vermemek için tevbeyi açıklıkla izah etti. Men amile minkum su'en bi cehaletin thumma tabe min ba'dihi ve aslaha. Bunlar sağlanırsa fe ennehu gafurun rahim. O zaman Allah Azze ve Celle gafur ve rahimdir. Yoksa ketebe ala nefsihi rahmeden tutup orada kalıp ondan sonra daha biri günah işlerse, hatta izen caa hadahun maut, ölüm gelinceye dek kale inni tubtul an, ben şimdi tövbe ettim diyor. Artık yolu tüketmiş, hayat 60 sene ise 55'ini 60 70 55'ini 56'sını bitirmiş, günah işleyecek mecali kalmamış, daraltmış ölüm emareleri hayatını, ben tövbe ettim diyor. Bilmeyiz artık, Allah Azze ve Celle bilir, ama biz şimdiden kendimize buradan şey alırsak dersimizi, Allah Azze ve Celle günahtan sonra diyor. O sebeple mücrimlerden olmamak için kişi asla ötelememeli. Dolayısıyla niye burada tevbe edenlerin yolu belli olsun demedi de mücrimlerin yolu belli olsun dedi'nin cevabını ben böyle veriyorum kendi içimde.